alacağız. Ereğli başta olmak üzere bilanço sezonunda oldukça hızlı bir günü geride bıraktık. Öncesinde ise gidelim küresel piyasalardan ve paritelerden, emtiadan bugünkü beklentiler tarafına. Allah çatırın menkul değerlerde Hazine Müdürü Arda Coşar bizi bekliyor. Arda Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Dün Fed'den gelen açıklamalar, JOLTS verisi derken dolar endeksinde ve Amerika'nın 10 yıllık tahvil faizinde yukarı yönlü hareket gördük. Diğer taraftan da altında, petrolde aşağı yönlü hareket öne çıkmıştı. Bugün böyle bir hareketin devamını bekler misiniz? Tabii son gelen ABD verileri, yani Cuma günü tarım dışı istihdam ve dünkü verilere itibariyle baktığımız zaman veriler genellikle dolar lehine olduğunu söyleyebilirim ve dolar endeksi değer kazanma durumunda. Bu kapsamda diğer gelişmiş ülke para birimleri ve emtialarda aşağı yönlü hareket var. Borsalara bakarsak bu sabah ABD vadelilerinde negatif, yatay negatif bir seyir olduğunu görüyoruz. Veri akışı açısından bugün Almanya ve Euro bölgesinin ekonomik güven endeksi gelecek. Genel piyasalara baktığımız zaman dolar lehine fiyatlamanın devam ettiğini görüyoruz. Euro dolarda iki günden bu yana sert aşağı yönlü hareket varken bugün bir miktar tepki vermeye çalışıyor sabah saatleri itibariyle ama tepkinin zayıf olduğunu görüyoruz. Biraz yukarıda o tepki verebilir. Ama 1.1750'nin 60'ın üzerine kalıcı bir hareket bekleyemem. Daha çok dolar lehine bir hareket gözüküyor. Yani dolarda aşağı yönlü hareket görebiliriz. Bunun benzerini altın için de söyleyebiliriz. Dün 1750 dolara kadar yaklaşık olarak tepki verdi sert düşüşten sonra. Ancak o seviyeden tekrardan satışlar geldiğini gördük. Altın tarafında da dolar lehine, altın aleyhine bir durum söz konusu. Bu açıdan altında da gün içerisinde tepki görsek ve tepkilerin zayıf kalmasını veya daha zayıf bir süreç, aşağı yönlü bir süreç görmeyi bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Borsa tarafını konuşacak olursak bugün ABD vadelileri negatif bir açılış, yatay negatif bir açılış olabilir. Bununla beraber önemli olan borsanın 1420 seviyesi üzerine tutulması. Bu seviye üzerinde tutunduğu takdirde devam ettiği sürece var olan pozisyonlar korunabilir veya pozisyonlar arttırılabilir diye söyleyebilirim. Allah çatırın menkul değerler Hazine Müdürü Arda Coşar, çok çok teşekkür ederiz. Her sabah olduğu üzere yayınımıza çok değerli katkınız için diyelim.